Herkəsə salam. Bugün yanımda qonağımla gəlmişəm sizlə görüşməyə. Bünyamin Akbulut. Akbulut abimiz Ərzurumdan gəlib. Bünyamin bəy neçə illərdir? Yəni 10 ilə yaxındır artıq çölçülüklə, dağçılıqla məşğuldur. Professional oxçuluqla məşğuldur. Ənənəvi türk oxçuluğu ilə məşğuldur və sizlə tanış eləməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ənənəvi oxçuluq yoxdur. Oxçuluqdan danışacağıq bugün. Bünyamin bəy, mən istəyərəm ki, siz bizim Azərbaycandakı çölçülərə məlumat verəsiniz. Ənənəvi türk oxçuluğu nədir? Atlı oxçuluğu, ənənəvi oxçuluqdan fərqləri nədir? Ondan sonra, ümumiyyətlə, oxçuluğu necə populyar eləmək olar? Oxçuluğun tarixindən biraz danışaq. Yəni, mövzumuz oxçuluq olsun. Çölcü dostlar, mərhaba. Türkiyədən gəldim, misafir oldum. Ertan bəyə sizlərin huzurunda çox təşəkkürlərimi iletiyorum. Ertan bəy çox güzel bir misafirpərvərlik yaptı. Çox məmnun oldum. Çünki Azərbaycan benim hayallerimde farklı bir şeydi ama gelince çok farklı oldu. Çok güzel olduğunu gördüm Azerbaycan'ın. Çok medeni, çok temiz, insanların dürüst ve kalitesini gördüm. Ve bundan dolayı da aranızda olmaktan çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi biz de doğa, dağcılık yani size göre çölcülük ve okçuluk, geleneksel okçuluğu birleştirince İnsan yaşam tarzını bulmuş oluyor. Yani tarihi güne taşıyarak ondan zevk almasını biliyorsunuz. Yani dünyada her milletin kendine göre geçmişinden bugüne kadar yaptığı şeylerde birçok spor dalları var. Bünyamin abi, şimdi bizim mesela için tamaşaçılarımız bizi izleyir. Evet. Onlara mesela için bizim elimizdeki bu oklar, yani birçokları belki birinci defadır görür. Evet. Ümumiyyətlə, ənənəvi evet. Türk oxunu. İdman oxlarını müəyyən olimpiya yarışlarında vesaire görüblər, amma ənənəvi türk oxunu birinci dəfədir görürlər. Evet. Gəl bunu tanıdaq, çünki deyək ki, çox adam dediyim kimi məlumatı yoxdur. Doğrudur. Türk oxu neçə hissədən ibarətdir, necə olur? Bunları başlayaq anlatmağa. Anladım. Çünki çox maraqla gözləyirlər. Peki, şuradan benim yayımı alabilir miyim? Sizə zahmet. Gördüyünüz basit görünən bir şey ama basit deyil, insan harikası olan bir malzəmə. Şimdi yay boyu yanınızda ve sırtınızda taşıdığınız zaman biraz daha küçülebilecek formata girebilen bir malzeme. Bu normalde bu yüzey mandanın boynuzu. Bakın yaparken niye harika teknoloji harikası dediğim şey niye onun için söylüyorum? Burası manda boynuzu. Yani önce insanlar camış boynuzu. Camış boynuzu. Evet. Ha, bizde camış. Camış boynuzu. Bizde de derler camış boynuzu, hı-hı, manda da derler. Şimdi insanlar önce avlanırken tarihte önce avlanmak için şunları yapmışlar. Uzun uzun taşlarla saldırmışlar hayvanlara, avlanma istemişler ama taşla hayvana saldırırken hayvan da yaralı kaldığı an buna saldırmış ve sonuçta insan karşısında hayvan öldürmüşler. Yani bedeli çok ağır olmuş. Daha sonra demişler ki ya biz biraz daha bu işi uzaktan yapalım. Mızrakları bulmuşlar. Mızrakla saldırmışlar ama mızrağı fırlatmışlar. Mızrak yine uzağa gidememiş. Yine karşılığında yaralanmalar, insanlara saldırılar olduğu için demişler ki farklı bir şey bulmamız lazım. Çok enteresan bir şey anlatacağım. Farklı bir şey olarak ok ve yayı bulmuşlar. Ve bu okun üzerini boynuzdan, yedikleri bir hayvanın yani camışın boynuzundan yapmışlar. Arkadaki akça ağaç ve yine camışın veya sığırın ayak tendonu. İneğin. İneğin, öküzün ayak tendonundan yapmışlar. Ayak damarından. Evet. İkisini birleştirmek için Mersin balığının damağının tutkalını kullanmışlar. Balığın damağından. Evet, Mersin balığının damağının tutkalını yapmış. Tutkal yapmışlar, Mersin balığından kullanmışlar. Tamamen hayvansal yani yediğimiz var. Burayı kaplamak için deri, burayı kaplamak için bağırsak kullanmışlar. Hayvanların bağırsağını kullanmışlar. Yine buralarda aynı şekilde. Bakın gövde kabza diyoruz. Biz böyle bir kabzası var. Tutuyorsun ve bunu kuruyor. Şimdi kuruluşuna bakalım. Bu böyle duruyor ama kurulduğu zaman çok farklı bir şey alacak. Şöyle takıyoruz. Bir bacağımızın üzerine kapatıyoruz.
şöyle. Diğer bacağımızı kaldırıp içine atıyoruz. Şu şekilde kurulumunu yapıyoruz. Ama bu tür yayları kurarken havanızın ortamına göre biraz ısıtmanız gerekiyor buralarda. Neden? Çünkü sonuçta bu yaşayan bir malzeme. Tutkal ısıyı gördüğü zaman çözülebilir, soğuğu gördüğü zaman sertleşebilir. O yüzden ne oluyor? Kurulduğu zaman böyle şaheser bir şey oluyor. Bakın. Çok farklı bir şey. Daha kısalıyor biraz daha. Ve daha gergin, daha kaliteli bir görünüş alıyor. Yani bunun daha sonra bir şeyinden... Daha sonra bunu bu şekilde tutuyorsunuz. Biz de çocukken ne oynardık? Misket oynardık. Bilye deriz biz. Misket denir. Biz de aşıkla oynuyorduk. Aşık değildik. Yok, camdan. Ha. Camdan olurdu. Böyle atardın, karşıdakini vururdun. Ha. O bu iş içindir. Şu parmaktaki tendonların kuvvetli olması. Bizde aşıkla, aşık böyle buynuzları vardı böyle. Evet. Böyle onunla atırık. Azerbaycan'da aşık sümüklerden bu, olur. Bu amacı budur. Yani çocukken oynatırlar ki burada güçlenmesi için. Bu parmağı takarsınız şu şekilde. Bakın. Şu şekilde kapatırsınız, kilit yaparsınız. Hı hı. Ve aşağıya bunu sıkarsınız ve buradan sıktıktan sonra gerersiniz. Çok meraklıdır. Gerdikten sonra çift göz bakılır. Şaşı bakma deriz biz. İki gözle bakarsınız. Göz yummazsınız. Yani normal tüfek kullananlar bilirler. Bir gözünü yumarsın, diğer gözünle atarsın. Ama bunda öyle değil. Şaşı bakarsın, direkt bakarsın. Hedefe kilitlenirsin. Daha sonra bırakırsın. Bırakırken ne yaparsın? Ya hak dersin. Ya hak diyerek bırakırsın. Bu da nidadır. Yani bunun anlamı bir nedir? Dövüş. Dövüşe çağıran bir şey. Yok değil, öyle değil. Şöyle düşün. Mesela tetik düşürürken, silah atarken veya tüfek atarken nefes tutulur. Hı hı. Bunda ya hak dediğiniz zaman çekersiniz. Ya hak deyip bırakırsınız. Bıraktığınız an diyafram boşaltırsınız. Başa düştüm. Başa düştüm. Anladın mı? O zaman vücut kendi stabilize vücudunu, sabit vücudunu korumuş olur. Bilmeyenler var. Ümumiyyətlə sıfır bilgisi o. Bu çaman sayılır. Şimdi bu yay. Keman. Bu yay. Yay, keman dediğimiz. Yay, keman aynen. Üzerinde kirişi var. Kirişi. Bu da zamanda işte bir şeyden yapılmış, sert malzemeden. Bir de okumuz var. Ok, biz gövde diyoruz bu ağacına, şaft veya gövde. Yani insanın gövdesine benzetiyoruz. Bunlara tüy, telek. Bu okun gezlendiği yere gez. Gez. Evet ve okun uçlarına da temren diyoruz. Bu temrenler zamanında işte bir sürü materyalden yapılmış. Mesela kemikten yapılmış, oksidyen taşından yapılmış, demirden yapılmış, ağaçtan yapılmış, boynuzdan yapılmış bir sürü materyallardan yapılarak bu delici olarak kullanılmış. Şimdi biz bunun şöyle düşün. Bunda öyle bir simetrik yapı koymuşlar ki gezle bu tüylerin mesela iki ayrı tüy var. Birisi ikisi kırmızı, birisi siyah ve temrenin bu ucu, yani oka taktığınız bu uç, şöyle düşün, şöyle takarsınız, bu üste gelecek şekilde takıyorsunuz. Niye? Bakın, bu uçarken, uçak düşünün, uçağın iki tane kanadı var, bir de ortada kanadı var. Yani bu uçuşu sağlamak için böyle bir sistem yaparsınız. O kanatlar yanlardan basar, ortadaki kanat da hedefini gösterecek şekilde ilerlemesi için yapılmış. Yani eğri dinamik yapısı çok güçlü bir sistemde yapılmış bir malzeme. Bunlar sedir ağacından yapılıyor. Sedir ağacı. Sedir. Bizde sidir ağacı olarak. Sidir veya çam, sarı çam. Çam, şam. Şam olabilir. Evet, bu burada yok sarı çam. Bir de ya da bunlar bambu dediğimiz bir ağaç bambu. Var. Bambu. Evet, bambu ağacından yapılarak kullanılmış bir şey. Dediğim gibi bu işte demir şeylerini anlattım. Bu da kas tüyü. Telek, yani tüylerden, genelde kas tüyünden yapılmış bir malzeme. Bunu da yine temreni de kemikten, boynuzdan, bir sürü şeyden yine yaparak veya kendi ağacını oyarak yapılmış malzemeler var. Profesyonel ox, bir mesela ki kamanın hazırlanması, ümumiyyətlə oxun hazırlanması ne kadar müddət aparır? Şimdi eskiden Türkler oklarını yaparken 1 yılla 3 yıl arasında değişiyormuş. 1 yıl, 3 yıl. 3 yıl, evet. Şimdi yapılan yere göre değişiyor, ile göre değişiyor, mevsime göre değişiyor. Hangi mevsimde boynuzun kurutulması var, ağacın kurutulması var, onların birbirine tutuşturarak dişlerin açılıp yapılması var. Bir sürü işlem yapıldıktan sonra yaklaşık iyi bir yay 3 yılda bitiyormuş.
Çok iyi bir yay. Ve yaylar kişiye özel yapıyormuşlar. Yani Alten Kadın Beyli gücü nedir, kuvveti nedir, elinin ölçüsü nedir ona göre hesaplanır. Ona göre yay yapılırmış. Oklar kişinin boyuna göre yapılırmış eskiden. Yani buna biz de özellikle dikkat etmektir. Mesela bu oku böyle hesaplarsınız, boynunuza koyarsınız. Şu boy, yani benim okum şu kadar olması lazım. Bu ok şu kadar bana fazla. Boyuna göre. O zaman ben oku atarken gücüne ve bir de yayın gücüne göre, yani değişir. Çektiğiniz yayın libre gücüne göre yapılan okun kuvveti, gücü de değişebiliyor. Bunların uçuş mesafesi ne kadardı? Şimdi bunların uçuş mesela biliyorsunuz Türklerde en uzun uçuş yapan, menzil atan kişi toz koparan İskender'dir. 846.4 metre. Yani bir kilometreye yakın bir alan atılmış. Ama şimdi o yaylar çok yüksek libreli ve o adamların tamamen işi bu olan bir sistemmiş. Ama şimdi biz bu işi ne oluyor? Hobi olarak yapıyoruz daha çok. Hobi olarak yaptığımız zaman bizim attığımız, mesela ben en son attığımda 310 metre attım. Yani çok da fazla gitmiyor, yani 310, 350, 360, bilemedin 400 metre atışlar yapılabilir. Evet. Bu rahatlıkla işte o Türk yaylarının en büyük özelliği, bir zırhı deliyor. Zırhı deliyor. İnsana vurduğunda da bu delip geçme gücüne sahiptir. Yakın mesafeden olursa delip. Metrede mesela. Yani 40-50 metrede falan rahatlıkla deler gider, öldürür. Yani ov elemek mümkün. Kesinlikle olur. Yani 100 metrede bile öldürür. Öldürücü gücü vardır. Değdiği yere göre değişir. Bu okların mesela için başlanması için, diye ki bizim mesela çölçüler gördü. Evet. Dedi ki, ben de ok atmak istiyorum, ben de okçu olmak istiyorum, ben de oku öğrenmek istiyorum. Evet. Neden başlamalıdır? Adam yani ilk adımı ne olmalıdır? Okçuluğun tarihini okumalıdır mı? Yoksa neden başlamalıdır? Okçu usta kimi, bu işin profesyonalı kimi neden ben şimdi okçuluğun önce bir tarihini bilmek lazım. Nereden geldi? İşte bir önce anlattığımız gibi nasıl yapıldı? İlk kim kullandı? Ondan sonra tarihteki sıralama yeri nerelerden geldi? Bunları bilmek lazım ki yaptığın işin ne olduğunu öğrenebilesin. Bu önemli bir mesele. Daha sonra da biz de kepaze dediğimiz, kepaze dilden, kepaze yani kepaze olmaktan gelir terim, eski terimdir. Kepaze dediğimiz kısa yaylar. Şu kadar boyda yaylara ip takılarak veya lastik şudur budur sert malzeme takılarak eğitimi başlar. Yani biz bir çilekeş, ok atan kişilere biz de kemankeş denir. Yani okçudur, keman yaydır. Keş atan kişidir. Dolayısıyla ikisini bu atan kişiye komple kemankeş denir. Bir de bunun öğrenci kısmı vardır. O da çilekeştir. Çile çekmekten gelir. O kişi çile çeker. Belli bir zaman eğitim süresince. Eziyet çeker yani. Eziyet denir ama eziyet değildir. Bu işin talimidir. Bu işin gerçek olması terimi, gereken. Terimi, profesyonel yanaşması. Olması gereken budur. Önce çile çeker. Yani kepaze çekerek çile çekerler. Bu çile çekme işi halen daha bizde dahi sürüyor. Niye? Göğüs kasları ve sırt kaslarını kuvvetlendirmek için. Daha sistemli vücut yapısını kontrol edebilmesi için böyle bir talim yöntemi vardır. O daha sonra ilerler. Bunun hoca ilerlediğini görünce yay verir bunun eline. Yayla kısa mesafeler atış yapılır. Daha sonra işte onu mesafe artırarak veya attığı güce göre bu iş değişir. Bir de bu işin diğer tarafı var. Türklerin çok iyi yaptığı atlı okçuluktur. Bunu biz yerde yaptıktan sonra atın üzerine çıkarsınız. Atın üzerinden geçerken atışlar yaparsınız. Aynı putalar, puta dediğimiz hedef yani puta konularak, evet, puta hedefler konularak bu hedeflere atışlar yapılır. Bunu işte bir de düğünlerde şeylerde gösteri olsun diye kabak atışları vardır. Bir direk dikilir, üzerine tabak koyulur veya kabak koyulur veya başka bir şey koyulur. At doktora gelir, yatarlar, geriye dönerek o kabağı vurmaya çalışırlar. Bu da bir Türklerdeki gelenek oyundur yani. Düğünlerde, işte gösterilerde yaptıkları oyun tarzıdır. Bunlar çok güzel şeylerdir. Bir de indi yoklayak, bir de atanda hansı duruşta durmalıyız? Şimdi normalde hedef şurası düşünün. Biz vücut omuz boyunda açıyorsun vücudun ayaklarınızı. Çiğin beraberliğinde. Şöyle tutun kollarınızı, açıyorsunuz kollarınızı. Bu kol burayı gösteriyor, bu kol yukarıdan geliyor, bunu tutuyor. Tuttuktan sonra burada kilitliyorsunuz. Kilitledikten sonra bakıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Şimdi bu mesafe kısa olduğu için ben atmak istemiyorum. Bir de hedef tahta, hafif bırakayım. Şöyle
Vuruyorsunuz, tahta olduğu için girmedi. Hedefe vuruyor, ondan sonra gidiyor. Bu attığınız mesafe, baktığınız yere göre mesafe çok uzayabilir, atacağınız mesafe. Bunu daha profesyonel olarak bir putu olduktan sonra atıp gözlemek gerekir. Hmm. Şimdi burada da kısa mesafe olduğu için sadece tahtaya vurup geri. Bir de çok şey yapmadım. Tahtaya vursa bu sefer okunuza zarar verir. Normalde bir okçu təlimi, yani peşekar bir okçu yetişmesi için ne kadar müddet lazımdır? Kişinin kabiliyetine bağlı. Biz bir aydan önce bir yıla kadar değişiyor. Yani bir yıl bir yani, bir ay arasında bir yıl, evet. Adamın. Yani ve bizde mesela çölçülerde şey farkı yoktu. Kadın kişi farkı yoktu. Kesinlikle. Ya okçulukta bu fark yok. Hatta kadınlar, bayanlar bu konuda çok daha yetenekli. Yani hanımlar daha yetenekli. Kesinlikle yetenekli. Daha dikkatliler, daha iyi bakıyorlar, daha iyi görüyorlar, daha da iyi atıyorlar. Hünan Bey, ben de deneyebilir ama bir tane okuyayım. Tabii. Çünkü ben de maraklı. Yüngülvari bir atak. Biz de ilk dersimizi böyle deyip Bünyamin Bey'den alır. Şöyle geziyorsun. Hı-hı. Evet, şimdi şöyle yapalım, görsünler herkes. Şu kol, şu kol, bakın böyle bir gezleme değil. Hı-hı. Önce bir kolunu aç bakalım, şöyle hı-hı, ayaklarını aç. Hı-hı. Evet, şu koluna bunu tuttum. Hı-hı. Ve buradan çok sıkıyorsun, buraya öyle sıkıyorsun ki burada sert duruyor. Hı-hı. Bu kol çok sert duruyor. Ve yayını, okunu getiriyorsun, bunun üstüne koyuyorsun. Hı-hı. Ve şuradan en üst düzeyden, bakın şuradan en üst düzeyden hı-hı, geriyorsun. Hı-hı. Parmağını zikirin olmuyor. Şu zikirimi dene. Şu zikirimi dene. Bakalım büyük mü küçük mü? Küçük mü? Küçük olmuştu. Bir dakika. Ha, şimdi. Hı-hı. Tamam. Şimdi buradan zikiri deniyorsun üstten. O hı-hı, oka dokunmuyorsun. O düşmez. Bakın bırak. Hı-hı. Bırak bana. Bırak. Hı-hı. Şöyle bırak. O düşmez. Anladım. Onu tutmana gerek yok. Şimdi tut tekrar. Hı hı. Buradan geriyorsun. Şuradan. Buradan? Şurada. Evet. Bak buradan tutuyorsun. Mandal yapıyorsun. Şunu açıyorsun. Çok germe. Yukarı tutuyorsun. Bak bakarken şaşı bakıyorsun. Yukarı kalkıyor. Çok yukarıda. Yukarıda hayır. Aşağı. Evet. Şimdi. Bırak yavaşça. Evet. Oldu. Evet. Ben hörmətli çölçülərim, əziz çölçülərim, Bünyan Bəy, sizə təşəkkür edirəm Çölçü Klubu adından. Son sözlərinizlə sağollaşaq, hələlik də müvəqqəti, hələlik sağollaşaq çölçülərimizlə. Tüm Çölçü Klubundakı çölçülərimizə selamlarımı, sevgilərimi iletiyorum. Ertan Bey ilə kalın, biz də onunla birlikteyiz çünki o güzel yaşıyor, güzel yaşamasını seviyor, güzel yaşatmasını seviyor. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Sağ olun, görüşürüz.